Herkese merhaba. Ben Mustafa Çelik. Bugünkü konumuzda yıllardır dünyayı sömüren bir hizmet olan bankacılığı konuşacağız. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi konumuza geçelim. Milattan önce 3500 yılında Sümerler'de Maket ismiyle ilk banka kurulmuştur. Dünyada ilk banka ve bankacılık borç üzerine kurulmuştur. Ünlü Hammurabi kanunlarında maketlerin ödünç işlerini nasıl yöneteceği, borcun vadesinde nasıl tahsil olunacağı, borçlunun hangi mallarının ne yolla borcun tasfiyesinde kullanacağı yazılmıştır. Ödünç işleri sırasında faiz tahsiline de izini verilmekteydi. Bu faiz oranı tahıl ya da hurma ihracatında ana sermayenin üçte biri, nakit para ihtiyacında beşte biri olarak saptanmıştır. Öte yandan karşılaşılan doğal affetler sonucu ürün elde edilmeyen yıllarda faiz tahakkuk edilmeyeceği, borcun tahsiline gidilemeyeceği belirtilmiştir. Banka ve bank kelimesi bize İtalyancadan gelmiştir. Orta çağda İtalyan sarraflar işlerini caddedeki bir bank üzerinde yaparlardı. Halen parklarda geniş ve ağaçlık caddelerin kaldırım kenarlarında oturulan bu banklar İtalyanca'da banko kelimesiyle tanımlanırdı. Türkiye'de ilk banka ve bankacılık faaliyetine ilk adım iş yaptıkları kimseleri sömüren tefecilere karşı bir çıkış olarak emniyet sandığını kuran Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Günümüzde ise toplam banka sayısı 47'dir. 47 bankanın toplam yurt içi şubesi 10.431'dir. Dünyanın en güçlü hanedanları bankacılık sistemiyle bizi köleleştirmeye çalıştığı ve bunu herkesin bildiği halde kurtulamadığı acı bir gerçektir. Bir işletme düşünün ve o işletmede post cihazı olduğunu varsayalım. Müşteri alışverişini bitirdikten sonra ödemeyi kredi kartı ile yaptığında banka işletmeden %2.5 komisyon alıyor. Küçük bir matematik işlemiyle kolayca anlatayım. 100 lirada 2.5 lira, 1000 lirada 25 lira, 10.000 lirada ise 250 lira yapar. Günlük ortalama 150 liradan hesaplar isek aylık 4500 lira bankaya komisyon vermiş oluruz. Bunu 12 ay ile çarptığımızda 54 bin lira sadece bir senede bankaya kazandırmış oluyoruz. Post cihazı ülkemizde 3 milyon üzerinde işletmede mevcut. Sadece bir senede post cihazından minimum 162 milyar lira bankaya kazandırıyoruz. Ve en düşük maliyetten hesapladım. Ünlü giyim firmaları, yiyecek içecek firmaları, sanayi firmaları, kamusal alanlarda çekilen kart postlarını söylemiyorum bile. Kredi çekimlerinde faiz oranları çok da cazip değil. Ama mecbur olmak düşüncesi bilinçaltımıza yerleştirildiği için mecburmuşuz gibi kredi de alıyoruz. %2 ve %4,5 arasında değişen kredi oranlarında ortalama 3,5 alırsak 100 bin liraya yılda 42 bin lira faiz ödemesi yaparız. Ve ülkemizde kredi kullanan insan sayısını ortalama 25 milyon kişiyi baz alırsak 1 trilyon 50 milyar lira para eder. Bizi kandıran bu sistemin Sadece Türkiye'de şu ana kadar işlediği parayla ne yazık ki tüm dünyada geçerli olan açlık kavramını giderebilirdik. Kısa bilgilerin ilk bölümü bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta diğer bir bilgiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.